Tamam, son bir şeyler halinde başlayabiliriz. Neden Amerika üstlerine hedef aldığımızı kısaca Mavi Marmara Derneği Başkanımız İsmail Songür açıklayacak. Orta Doğu'da İsrail'e karşı ne zaman bir ayaklanma başlansa hemen incirlik üstünden kalkan uçaklar ya da oraya tahliye edilen Yahudiler, Siyonistler bir şekilde koruma altına alındı. 51'den bu yana neredeyse 75 yıl geçti. İsrail'in kuruluş yaşıyla, Siyonizmin kuruluş yaşıyla neredeyse aynı tarihlere sahip bir üstten bahsediyoruz. Özellikle 1970'lerin başında Filistinlilerin Ürdün'den çıkartılması için binlerce silah İncirlik üssünden tedarik edildi. Bölgede Filistinlilere dair yapılan her işlemde önce Siyonizmin sonrasında da İncirlik üssünün parmağı olduğunu görüyoruz. 1973 yılında Arap-İsrail Savaşı'nda ABD buranın kullanılmasını talep etti. Ve aynı tarihlerde buradan çıkan bayrak numaraları gizlenmiş ve sinyalleri kapatılmış, radarları kapatılmış uçakların Orta Doğu'daki hangi bölgeye silah ve kan taşıdığını hala bilmiyoruz. Bugün Akdeniz'de hemen yanı başımızda Türkiye'ye ait karasulara çok yakın bir noktada ABD'nin savaş gemilerini ya da batılı ülkelerin diğer donanmalarını görüyoruz. Ve bunların hepsinin bütün koordinasyonun İncirlik üssünden sağlandığına şahit oluyoruz. Gazze'de bir soykırıma başlayan İsrail, geçtiğimiz günlerde yoğun bombardımanlarda şöyle bir karar almıştı. Gazze semalarında uçan İsrail uçakları daha fazla bebek öldürmek için zaman kaybetmesin diye havada yakıt ikmali almaya karar vermişti. Yine araştırdığımızda bu uçakların Türkiye'den Ürdün'e geçen, Ürdün'den de Gazze semalarındaki İsrail uçaklarına havada ikmal yaptığına şahit oluyoruz. Üzülerek söylüyorum, dibimizde küçük bir İsrail kurulmuş durumda. Ve artık neredeyse 75 yıldan beri bölgede bulunan bu incirlik üssünün varlığı sorgulanmalı. Tüm yetkili makamlar, sivil toplumumuz ve halkımız artık bir karar vermelidir. İncirlik üssü burada ne yapıyor? Bu haritayı hepiniz biliyorsunuz. Medya kuruluşları bunları biliyor. Yeni bir harita değil. Bu harita Türkiye'nin işgal edilme planlamasının haritasıdır. Amerika Türkiye'yi işgal etmek için etrafını tamamen çevirmiştir. Buna dikkat edin. Ve bunun en önemli koordinasyonu İncirlik'te ve Kürecik'te yapılmaktadır. Burası bu kadar masum değildir. Biz şimdi dünyayı kurtarma peşindeyiz. Biz iyi insanların bir araya gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Din, dil, ırk ayrımı yapmıyoruz. Şu anda mesele Filistin meselesi değildir. Mesele dünyanın işgal edilmesi meselesidir. Siyonistler tarafından işgal edilen Amerika'nın, Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin, Avrupa devletlerinin kurtuluş mücadelesinin başlangıç dönemidir bu dönem. Buradan Avrupa halkına ve Amerika halkına çağrıda bulunuyorum. Siyonizm sizi işgal etmiş ve liderleriniz Siyonist uçağıdır. Bunlar sadece Filistin'e bomba atmıyorlar. Sizi de sömürüyorlar. En büyük Siyonizmin işgal ettiği toprak Amerika halkının yaşadığı topraktır. Özgür düşünceye sahip olan Amerika halkı, ayağa kalkın ve hakkınızı arayın. Beyaz Saray'ın önüne gidin. Bu Siyonistleri aşağı indirin. Ne diyor bu Siyonist Dışişleri Bakanı? Ben de Yahudiyim diyor. Ben buradan Yahudilere soruyorum.
çocuk ölümlerini kabul ediyor musunuz? O nedenle İsrail halkına da sesleniyorum. Mavi Marmara'da Yahudiler de vardı. Bu Netanyahu'yu aşağı indirin. Netanyahu dünyayı kana buluyor. Netanyahu Hitler'in uşağıdır. Netanyahu antisemitizm artsın ve Yahudiler dünyanın her tarafında zorlansın, katledilsin, İsrail'e mahkum olsun diye bu savaşı bu kadar şiddetli yapıyor. Merhametli insanlar, merhametli halkların kardeşliği ayağa kalksın. Ne güzel eylemler yaptınız Londra'da, Barcelona'da, Berlin'de, Paris'te, yeryüzünün her tarafında, Latin Amerika'da, Afrika'da, Endonezya'da, dünyanın her tarafında halklar harekete geçti. Bu halklar büyük dünya Siyonist sistemini çökertecek. Artık deşifre oluyorsunuz. Bunun için bütün halklara sesleniyorum. Yunan halkına sesleniyorum. Sizler çok büyük eylemler yaptınız. Filistin halkının yanında yer aldınız. Biz İncirlik üstüne doğru gideceğiz yüz binlerce insanla. Türkiye halkı ayağa kalkın. Binlerce insan olarak yola çıkın. Evlerinizde durmayın. Yatmayın. Uyumayın. Çocuklar ölüyor. Bu çocukların ölümüne sessiz kalırsanız bizim çocuklarımıza da aynısı yapılacak. Bu haritayı göstermedim mi size? Bu Amerika'nın işgal haritasıdır. Bu Siyonizmin işgal edilmiş Amerika topraklarının yöneticilerinin kanı Filistin'den çıkarıp Türkiye'ye yayma haritasıdır. İncirlik üstüne yürüyeceğiz. Türkiye'nin her tarafından, ilçesinden, mahallesinden, arabalarınızla yürüyerek, otobüsler tutarak, siz gelemiyorsanız otobüs parası verin, insanları oraya koyun. O İncirlik üstünün etrafını kuşatalım. Ve 67 savaşında, 73 savaşında ve bugün Filistin'in yanında İsrail'in kanlı Hitler bozuntusu Netanyahu'nun yanında, Hitler uşağının yanında yer alanlara bir cevap verelim. Cuma günü buradan yola çıkacağız. Allah'ın izniyle Adapazarı'na uğrayacağız. Ankara'ya uğrayacağız. Basın toplantıları yapacağız. Oradan Konya'ya gideceğiz. Sonra İncirli'ye gideceğiz. Eğer bu ateşkes olmazsa orada gerekirse duracağız. Ve dünya halklarının hepsini Amerika üstlerine karşı yürüteceğiz Allah'ın izniyle. Göreceksiniz. Zaten Biden için, Blinken için, Siyonistler için, Siyonistlerin, büyük Siyonistlerin patronları için bunların bir anlamı yok.